Herkese merhabalar. Garajımızın yeni motoru XMAX 300 Teşmex. Bugün bunu konuşacağız, bunu tanıtacağız. MX'ten sonra bize nasıl bir hissiyat verdi, bununla ilgili konuşacağız. Artıları, eksileri, 250'den farkları, verdiğimiz paraya değer mi, değmez mi? Bununla ilgili deneyimlerimizi size paylaşacağız. 131 kiloluk MX'ten 183 kiloluk XMAX'e geçerken ağır olur mu tereddütleri yaşadık ve onu tedirginlikle aldık ama bu mükemmel ağırlık dengesiyle aslında hemen hemen hiç hissetmedik diyebiliriz. En fazla bir günlük bir acemilikten sonra XMAX'e adapte oluyorsunuz ve sizi çabuk kabul ediyor, siz de ona çabuk alışıyorsunuz ve sonrasında sürüşlü keyif deneyimine ulaşmış oluyorsunuz. XMAX'te alacağınız zaman iki alternatifimiz var şu an. 250'lik ve 300'lük. 250'yi 293.500'e, 300'lüğünü ise yaklaşık 380 bin lira alıyorsunuz. Tabii bu Teşmex modeli için söylüyorum. Normal olanı biraz daha fiyat olarak uygun. 50 cc için yaklaşık 90 bin lira yakın para ödüyorsunuz. Peki bu 50 cc size ne getiriyor? Teşmex 300'de yaklaşık 20.6 kW'lık bir güce sahip. 250'ye oranla yaklaşık bir 5 kW güç, 5 Nm tork fazlası var. Aslında çok fazla gelmiyor kulağa ama oransal olarak baktığımızda bayağı bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle MX'ten XMAX'e geçtiğiniz zaman 120 kilolardan 180 kilolara çıktığınızda o var olan ağırlık farkını üzerine bir de 50 cc'lik bir 5 kW ve 5 Nm'lik fark size farklı bir hissiyat veriyor. Top speed'inizde de çok böyle ekstra bir şey yok ama yaklaşık 10-15 km farkı var diyebiliriz. Biraz zorlarsanız 20 km'den bahsedebiliriz. Önce bundan başlayacak olursak gerçekten konfor sağlayan bir ürün ama şöyle bir sıkıntısı var. Forza'da olduğu gibi elektrikli cam yok. Herkesin dilindeki o muhabbet burada da var. Yükseltilmiş hali bu. Daha fazla yükseltemiyorsunuz. Kaskla kullandığınız zaman vücudunuzda çok fazla rüzgar durmuyor olsa da bütün rüzgar kafanıza, kaskınıza verdiği için biraz kaskla gürültüye sebebiyet veriyor. Ama başınızı biraz eğdiğiniz zaman onun konforunu hissediyorsunuz. Yani bu kask ön cam sizin için maalesef yeterli olmayacak. Biraz yükseltmeniz gerekebilir. Görsel olarak çok şık görünen bir renk tonu olduğunu söyleyebilirim. Hissiyatı da çok güzel ama biraz koruması zor olacak gibi. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Bakalım nasıl koruma yöntemi bulacağız. Bunu bulduğumuz zaman sizinle paylaşırız. LED aydınlatma kısmına gelecek olursak, bir önceki kasasında eleştirilere maruz kalan ve yeterli görünmeyen aydınlatma sistemi biraz daha geliştirilmiş ama fevkalade olduğunu söyleyemeyiz. Gündüz aydınlatmasını şu an görüyorsunuz. Sürüş deneyimini yaptığımız zaman diğer farları göreceksiniz. Uzun bence yeterli diyebiliriz. Çok sizi üzmez ama olağanüstü bir far sistemi yok. Yandaki Çinli'nin farına baksanız bunun yanında, bu onun yanında sönük kalıyor maalesef. Ama görsel olarak gerçekten XMAX'in X'ini burada yansıtıyor bize. Bir önceki kasasıyla çok farklı olduğunu söyleyemeyiz. Ama LED stoplar yine ışıklarının bir parçası olarak devam ediyor. MX'te görmeye alışık olduğumuz anahtar XMAX'te de var. 2024'te de aynı anahtarı kullanıyoruz. Keylesko bir anahtar. Üzerinde taşımanız yeterli. Ama bunun yedeği yok. Size verilecek olan o barkodu kaybetmemeniz gerekiyor. Bu önem arz ediyor. Ekrana geçecek olursak, bu navigasyonlu bir ekran. Yani Teşmex donanımıyla aldığınız zaman bu ekran üzerine geliyor. Bu ekranı telefonunuza bağlanmadan navigasyonu kullanamıyorsunuz. Rider uygulamasını yüklemek ve aynı zamanda bir aplikasyon daha indirip navigasyon uygulamasını da buna yansıtmak gerekiyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz ve her açtığınızda bu karşınıza geliyor. Bu rahatsız ediyor bazen insanı. Bir de bunun dilinin Türkçe olmaması, Türkçe dil desteğinin olmaması biraz daha rahatsız edici bir durum. Dediğim gibi bağlantı sürekli işte uygulamanın açık olması ve o uygulama üzerinden navigasyon uygulamasının da açık olması gibi şartların olması sizi biraz rahatsız ediyor ama ekran olarak gayet kullanışlı. Gündüz sürüşünde de sizi görüşünüzü engellemeyen net bir ekranı var. Ekranın kontrol mekanizmaları burada. Selektör bu şekilde yapılıyor.
bazen böyle parmak arıyor diğer motorlarda olduğu gibi. Ama yine de iş görüyor kullanış açısından. Sıkıntı yok. Bir X-Max almışsınız. Eşya gözleri sizin için önemlidir. Burada şu buradaki kilitle açılıyor. İçerisinde bir şarj soketi çakmaklık var ama USB çıkışı yok. Gözlerin biraz dar olduğunu söyleyebilirim. Kapakları çok büyük olmasına aldanmayın. Bu manuel olarak açılıyor ve manuel olarak kapanıyor. Ama sela altı birbirine bakan iki büyük kask alabiliyor. Burada önemli olan bir nokta var. Eğer kaskınızda spoiler ve kamera varsa kaskı sığdırmakta biraz zorlanabilirsiniz. Ama onun dışında normal kapalı iki tane kask rahat rahat alıyor. Ve aydınlatması da geceliğin iş görüyor. Bunu belirtmek lazım. Sele konusunda zaten X-Max başka bir seviye. Oturduğunuz zaman konforunu çok rahat hissediyorsunuz kendinizi. Gerçekten farklı bir konforu var. Özellikle amortisörler konusunda çok eleştirilse de ben öyle çok sert olduğunu düşünmüyorum. Bir tık hatta 5-6 kademe değiştirebiliyorsunuz ayarını. Bir tık aşağı aldığınız zaman bence yeterli bir sertliğe ulaşıyor diyebilirim. Benim için çok rahatsız edici olmadı. Ama tabii eski MX kullanıcısı olarak sert amortisöre alışmış biri olarak söylüyorum. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yeni kullanacaklar için biraz daha ayrıntıya girelim istiyorum. Benzin dolduracaksınız. Benzin ikonuna doğru çevirdiğiniz zaman ön taraftan benzin kapağı açılıyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi ön sol cep buradan düğmeyle açılıyor. Sağ cep dediğimiz gibi tekrar bastırarak açıp kapatıyorsunuz. Sele için sit düğmesine basıyorsunuz. Dörtlü flaşör düğmemiz. Kontağımız. Stop düğmemiz. Uzun. Kısa. Selektör. Sinyal. Klasik. Korna biraz aşağıda. Bazen ilk kullananlar için bulması zor olabilir. Bu menü tuşlarını onu açalım ekranımızı. Menüde OK ve yukarı aşağı yönlü seçim için. Buradan menü seçeneklerinden istediğinizi seçiyorsunuz. Burada geri dönmek ve ana sayfaya dönmek için kullandığınız bir düğme. Daha sonra buradan menüde seçebiliyorsunuz. Buradan telefonunuzu bağladıktan sonra telefonda gelen aramaları, mesajları vesaire görebilirsiniz. Hava durumunu görebilirsiniz. Şu an telefonumuz bağlı olmadığı için göremiyoruz. Ayarlar kısmı, geri tuşu, müzik. Burada telefonunuzu bağlamış. Evet, bir yamağınız varsa MyRadio uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bunu indirdikten sonra telefonunuza bağladıktan sonra birçok işlevi gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefon bağlantısı, kimin aradığını buradan görebiliyorsunuz. Kaç kilometre mesafe yaptığınızı veya kaç dereceye motoru yatırdığınız gibi bazı argümanları, hava durumunu vesaire buradan alabiliyorsunuz. Navigasyonu aktif olarak kullanabilmek için de Street Cross adında bu uygulamayı indirmeniz ve telefonunuza kurmanız lazım. Bunu açmadan navigasyonunuzu çalıştıramıyorsunuz. Şimdi bunu aktif hale getirelim. Sonra da aracımızda buna bakalım. Menü ile ilgili işlemlerimizi buradan yapıyoruz. Geçişleri buradan sağlıyoruz. Ana sayfa ve geri düğmesi bu şekilde kullanıyoruz. Buradan istediğimiz bilgilere yukarıya aşağı inmek ve onay vermek için bu tuşları kullanıyoruz. Burada birçok veriye ulaşabiliriz. Oda, trip, ekranda gösterilmesini istediğiniz kilometre mi, trip 1 mi, trip F mi, hangisini istiyorsanız onu seçtikten sonra ekranda bunu aktif olarak görebiliyorsunuz. Navigasyonu seçtiğimiz zaman burada kayıtlı bir ev adresi girdikten sonra otomatik olarak sizi eve götürecektir. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde sesli uyarılarınızı da intercomunuzdan alabilirsiniz. Bunlar da aktif sürüşlerinizde seçtiğiniz trip veya odoya göre. Oda demek toplam yaptığınız kilometre ve ortalamalar. Trip ise sizin sıfırladıktan sonra kullanmış olduğunuz verilerdir. Buradan da
Eğer telefonunuzu bağlamışsanız hava durumunu dahi takip etmeniz mümkün. Buradan gördüğünüz üzere telefonunuzun bağlandığını ABP göstergesiyle şarjınızın durumunu ve telefonun çekme gücünü, sinyal gücünü oradan görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ayarları da bu şekilde buradan yapıyorsunuz. Buradan birçok ayara ulaşabilirsiniz. Arayüzünü kullanmak kolay. Tabii motor sürerken bunları kullanmanızı tabii ki tavsiye etmiyoruz. Şimdi yakıt tüketimi ile ilgili konuşmak istiyorum. Genelde sıfırladıktan sonra, sıfırladıktan önce de genelde verilerimiz birbirine yakındı. Genelde 3, 3.1, 3.2 arasında gitti, geldi. NMAX'e kıyasen, NMAX'i ne kadar zorlarsanız zorlayın 2.4'ün üzerine çıkmıyordu. Ama bu daha ağır bir motor olması ve büyük bir motora sahip olması hasebiyle bu tüketimi 3.1'e, 3.2'ye kadar çıkartabiliyorsunuz. Çok agresif kullanmadık, çok uysallık kullanmadık. Orta halli bir kullanışla 3.1 ortalamaya sahip olduk. Uzun vadeli de, kısa vadeli de aynı değerlere hemen hemen ulaştık diyebilirim. Seçmek sağladığınızda yanında Michelin orijinal lastiklerle geliyor. Ve bu lastikler önde 15 jantla, arkada ise 14 jantla geliyor. Viraj, scooter viraj için pek uygun görülmese de virajda sizi rahatsız etmeyen ve aslında güzel bir haz da veren bir performans olduğunu söyleyebilirim. Lastikler de bu konuda güven veriyor. Yani Techmax biraz daha scooterların ötesinde maxi scooter olarak virajın da hakkını verdiğini söyleyebilirim. NMAX'te ayna boyu biraz daha dardı ve omuzlar, kollar biraz görüntü açısını bozuyordu ama XMAX'te bu biraz daha rahat. Çok cüzi bir miktarını kaplıyor olsa da yine açı gayet geniş ve geniş aynalar. Ben aynalarını sevdim açıkçası. Yani benim çok beğendiğim bir motor oldu ama bazı eksikleri de yok değil. Örneğin bu scooterlarda çok uygun maliyetli olan scooterlarda bile ufak bir el freni olurken bunlarda olmaması üzücü. Böyle ağır bir motoru yokuşta durdurmanız, cebinizden bir şey çıkarmanız çok zor oluyor ve rahatsız edici bir durum olarak bunu belirtmek isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bununla ilgili bir top speed videosu da çekeceğiz. Yakın zamanda onu da ekleyeceğiz. Bakalım top speed'de 50 cc'lik fark 90 bin lirayı hak ediyor mu? İyi günler. 250'lik XMAX, Techmax ile 300'lüğü arasında aslında herhangi bir fark yoksa sadece motor performans farkı var. Onun dışında malzeme kalitesi vesaire ekstra bir şey yok. Diğeri de Techmax olursa tabi. Techmax olmazsa işte navigasyon vesaire ufak tefek farklılıklar var. Ama iki 300'lük ile 250'lik Techmax arasında sadece motor farkı var. Böyle vergi diliminden kaynaklı bir fiyat farkı var. Daha önce söylediğimiz gibi 90 bin liraya yakın bir fiyat farkı oluşuyor. Biri 16 küsür, biri 20 küsür kahvaya sahip. Yani yaklaşık bir 7 beygirlik bir fark var ikisi arasında. 5 kahvalık bir fark var. Ama enteresan bir şey var. 250'nin yakıt tüketimi 300'e göre bir tık daha fazla. 3.1, 300'ün ise 3.0. Yani motoru büyük olmasına rağmen kasayı daha rahat taşıdığı için de yanma odası gibi ufak farklılıklar var. Oradan kaynaklı bir tık daha iyileştirilmiş bir motordan bahsedebiliriz. 250'lik maksimum torkunu 7000'li devirlerde görürken 300'lük maksimum torkunu 5300 civarında görüyor. Yani daha düşük devirlerde daha yüksek torka sahip olabiliyorsunuz. Techmax 300'de. Ama deneyelim bakalım. Yokuş yukarıyız ve 150'yi gördük diyebiliriz.